Evet arkadaşlar, yeni bir videodan herkese merhaba. Günaydın. Bugünkü videomuzda size kumluyu göstermeye çalışacağız. İnşallah beğenirsiniz. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Evet, Kumluboga'ya gitmek için yine İçmeler yolunu kullanıyoruz. İçmeler'den yukarı doğru tırmanıyoruz. İçmeler, Turunç, Amos ve rotamız Kumluboga'da varış. Yaklaşık 30-35 dakika sürer. Yollar viraj olduğu için, İçmeler yolu viraj olduğu için tırmanırken 30-35 dakikada nasipse Kumluboga'ya varırız. Tekrar İçmeler üstüne çıktık. Sağ taraf Osmaniye, Bayır, Söğüt, Bozburun, Selimiye. Düz olarak da Turunç'a gidiyoruz. Turunç'tan sonra Amos ve Kumluboga varacağız nasipse. Geldik. Şimdi Turunç'ta merkeze girmeden arka yoldan devam ediyoruz. Sonundan Amos levhasına devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Universal Estesi Amos'tan da ileriye devam ediyoruz. Geçen gelmiştik biliyorsunuz Profesör Estes Amos'a. Onun videosunu çekmiştik. Evet arkadaşlar, yol üzerinde Amos Antik Kent var. Amos Antik Kent'i de buradan ziyaret edebilirsiniz. Şöyle ben biraz tutayım, okuyabilirsiniz. Tarihçesini buradan okuyabilirsiniz. Evet, size bu çekim yapmak için dağa tepe tırmandım. Şöyle yukarı noktadan bir görüntü alalım diye. Kumluk böyle arkadaşlar. Biraz daha yaklaşayım. Şöyle burada çok yüksek bir nokta var. Çok yüksek bir noktadan çekeyim size. Kumluk burası. Çok güzel bir yer. Açık deniz. Biz şu karşıya gitmeye çalışacağız. Biraz daha yaklaştırayım orayı. Zoom yapayım. Kumluboga yolu böyle yeşillikler içinde geçiyor. Yeşillikte her yer ağaç. Ağaçların arasına geçiyorsunuz. Burada pansiyonlar, oteller, restoran, kafeteryalar da bulabilirsiniz. Mesela Kumluboga Otel var burada. Solda Pebble Restoran var, şu yoldan gidiyor. Evet, yine yol üzerinde alışveriş yapacağımız yerler de var böyle. Kolay gelsin, hayır işte, merhaba. Böyle köy ürünleri, incir var, bal var. Bal var, pehmezi var, tut reçeli var. Hanuf var, reçel varmış çekil, arkadaşlar. Çekik var, ada çayı var. Bu da bizden hediye. Çok teşekkürler, çok nazıksınız. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Su var. Yol üzerine Kumluboga'ya gelmeden buraya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kumluboga değil mi? Tamam. 20 de bu, 120. Evet, gayet fiyatlar çok uygun. Gelirseniz mutlaka uğrayın arkadaşlar. Bütün organik ürünler burada, değil mi? Evet, doğal. Evet, iki tane daha yeni abonemiz var. Değil mi? Kendinizi izleyin bakalım kanalda. Hadi hayırlı işler, kolay gelsin. Teşekkür ederiz.
kekikten biraz. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olun. Yol üzerindeki böyle satıcılardan alışveriş yapmayı seviyoruz. Onlar da sabahtan akşama kadar sıcaklıkta bekliyorlar. Ona da nasiplensin diye. Elimizden geldiğince alışveriş yapmayı çalışıyoruz. Böyle. Hep de pazarlık yapıyoruz. Yeni pazarlığı öğrendi. Böyle çok güzel restoran da var. Buraya da uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Kumluk Balevi'ne mutlaka uğrayın arkadaşlar. Teşekkürler, kolay gelsin. İyi günler. Evet arkadaşlar, bu Hollanda Ahmet'in yeri de burada çok ünlü bir yer. Burayı tavsiye ediyorum. Az bir yolumuz kaldı. Hemen bu yolun sonu zaten Halk Plajı'na açılıyor. Şöyle karşıda Halk Plajı var, oraya göstereceğim şimdi. Biz şimdi bugünkü günümüzü Marış Beach Restaurant'ta geçirmeye çalışacağız. Şimdi oradan bu yoldan devam ediyoruz. Marış Beach devam ediyoruz. Marış Beach, Marış Boutique Hotel. Evet, otelin otoparkına girdik. Şimdi içeriği merak ediyoruz. Otelin arka tarafı böyle dağlık, ormanlık bir yer. Garajı da burası. Evet, Ada denizaltı çekim yapacağı için bir tane cep telefonunu aldı. Ben de bunu aldım. Bir de bunu aldı. Evet, otele geldik. Otel gerçekten çok güzel. Sahipleri de çok efendi, çok nazik davrandılar. Şöyle otel hemen denize sıfır. Şöyle göstereyim. Sakin. Fazla kalabalık yok. Şöyle. Otelin beach tarafı şu biraz ileride. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Hemen otel dediğim gibi denize sıfır. Hemen şurada otelin havuzu var. Otelin havuzu çok güzel. Geniş. Kocaman bir havuzu var otelin. Şöyle göstereyim. Hemen bu beach kısmına. Beach kısmına geçiyoruz. Ada beğendin mi? He? Beğendin mi? Beğendim. Çok mu beğendin? Evet, Ada burayı gerçekten çok beğendi. Çok da güzel arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle. Marış Beach. Burası geldiğimiz otel. Bu otelin sahili. Bu da otelin beach'i. Yani ona göre geldiğiniz zaman belli bir harcama limiti var sanırım. Ona göre burayı kullanabiliyorsunuz. Onu da öğreneceğim, size söyleyeceğim. Burası da bir dış deniz arkadaşlar. Marmaris'te, Marmaris'ten çıktıktan sonra yaklaşık 30-40 dakikada buraya varıyorsunuz. Dış deniz. Şöyle göstereyim. Şöyle koskocaman sahili var. Tertemiz suyu var. Çünkü açık deniz burası. Ada, duygu ve düşüncelerini alalım. Ne yapmak istiyorsun? Ben havuza binmek istiyorum. Bir de onu mu şişireceğiz? Evet. Unicorn mu? Bakayım, evet. Göster bakayım. Unicorn. Onu da tamam, şişirelim tamam kızım. Selamünaleyküm. Ne haber? Selam. İyidir abi. İzninle seni kamera çekeceğim. Tabii. Kardeşim, burası Marış Beach Otel oluyor. Evet. Burası da Marış Beach Restaurant. Peki. Ben şöyle bir şey soracağım sana. Günlük ne kadar limit veya kullanım ne kadar? Bilgi verebilir misin? Burada otelimizin geceliği 6000 ve 8000 TL arası. Burada da giriş ücreti yok. Ek ücret almıyoruz. Sadece kişi başı minimum 400 TL harcama yapmanızı 400 istiyoruz. 400 TL harcama. Çardaklarımız da 3000 TL harcama karşılığı. Şu gördüğünüz çardaklar değil evet, mi? Anladım, evet. Orada da 7-8 kişi oturabilir herhalde orada. Evet efendim. Anladım. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Rica ederim. İsim neydi? Mustafa. Ha, Mustafa hocam. Bir tane hamburger. Tabii. Lütfen cipsi biraz bol olsun, çocuk da yiyecek de. Tabii ki cipslerimiz zaten bol bol gönderiyoruz. Ben de bir tane levrek balığı alayım. Levrek. Tamam. Arkadaşlar yani yemekleri sipariş ettikten sonra içeride restoranda masada yeniliyor. Evet. Arkadaşlar haber veriyor, orada ben yiyoruz. Ben size gelip haber veriyorum, siz de masanıza. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, sağ olun. Gayet güzel bir yer arkadaşlar. İskelesi de var.
Yeşilliklerin içinde gayet güzel bir havuz. Yerli yabancı turist dolu. Adada bayıldı buraya. Hemen dediğim gibi sahilin kenarında. Gayet güzel bir yer. Değil mi ada? Evet. Fiyat listesine gelince fiyat listesine baktım. Diğer yerlere göre birazcık daha pahalı burası. Tabi bu da otel olduğu için belki ondan dolayı. Ama yemeklerin lezzetine bakacağız. Ama yer çok güzel gerçekten. 3. Aferin adaya. Ada balık gibi. Evet, şimdi bir restoran bölümüne gideceğiz. Şöyle çekecek gideyim şuraları. Sahil böyle çok güzel. Çocuğun dediği gibi şunu da kiralayabiliyorsunuz. Havuz, deniz ve restoran. Üçü de yan yana. Gayet güzel bir yer arkadaşlar. Bizimkiler oradan geliyorlar. Restoran böyle. Evet, masamızı, yemeğimizi hazırlamışlar arkadaşlar. Numara verip çağırıyorlar. Bir tane daha sandalye. Okey. Şöyle bir yer. Restoran bölümü böyle. Böyle bir yer arkadaşlar. Evet, ada acıkmış. Yemeğimizi yiyelim. Hadi afiyet olsun adaya. Ben her zamanki gibi levrek söyledim arkadaşlar. Yanında şöyle patates veriyorlar, yeşillik veriyorlar, soğan. Şöyle de bir balık sosu veriyorlar. 400 TL böyle. Şu da hamburgerde cips veriyor. Bol cips. Bu ne kadardı? 300 TL'de bu hamburger. Arkadaşlar, balık sosunu da dökmeyi unutmayın. Balık yediğiniz zaman balık sosu mutlaka isteyin arkadaşlar. Anca belliyor. Bir ayran, iki kola. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Şu bölümde de insanların yararlandığı bir alan var. Burada da insanlar sandalyesini getirip ağaçların altına oturabiliyorlar. Bilginiz olsun. Hemen otelin beach'ine, otelin şezlonglarının arasında. Bir de ileride var, onu birazdan onu göstereceğim. Halk plajı gibi bir yer var ileride, onu da göstereceğim. Bir de şu iskeleye çıkıp oradan bir çekim yapayım. Evet, etrafı size biraz da şeyden göstereyim, iskeleden göstereyim. Şu karşıda da Hollanda Ahmet'in yeri var. Oraya doğru da birazdan yürümeye çalışırım. Denizin rengi de bu arada böyle. Burası dış deniz olduğu için çok temiz bir deniz. Kocaman sahili var. Bu aradaki boşluklar halk plajı olarak kullanılıyor. Şu demin dediğim gibi şurası halk plajı. Oraya doğru yürüyeyim. Bir de oraları göstereyim size. Böyle bir sahili var. Kum böyle. Çok güzel kumu var. Kum bir plaj. Şu boydan boya restoran arkadaşlar. O beach'in restoranı. Bir de yemek yediğimiz yer. Çadırlarına gelen de var. Arkada karavanlar da var. Şurada biraz ileride karavanlar da var. Şurada çadırlarına gelmişler buraya. Kendi şemsiyelerini böyle getiriyorlar. Böyle kendi şemsiyenizi getirebilirsiniz. Şu arkada gölgede yerler var. Kumluk çok güzel bir yer. Bir önce söylediğim gibi açık deniz olduğu için her daim burası çok temiz. Çok da geniş sahili var. Arkadaş, burası çok güzel arkadaşlar.
bizim fark ettiğimiz yemek yediğimizden bir tık biraz fiyatta yukarıda, ama dediğim gibi bu tarafı da kullanabilirsiniz. Yani bizim gibi otelde kullanmanız zorunda değilsiniz. Bu sahile gelip yediğiniz işinizi getirip rahatça ailenizle denize girebilirsiniz. Demin konuştuğum arkadaşın sanırım 3000 demişti. O 3000 dediği şu şeyler de oturaklarla böyle 7-8 kişiye kadar bu çardakları kiralayabiliyorsunuz. Sanırım 3000 demişti onu. Bir önce geldiğimiz yoldan geri dönüyorum. Şimdi bir de diğer tarafı göstereyim size. Orası hakkında bilginiz olsun. Evet, küçük dostumuz da denize girmiş. Evet, şimdi sahilin bu tarafına, biçim bu tarafına geçtik. Maris bir sotelin önüne doğru. Bir de o tarafları göstereyim size. Demin sorduğumuz garson arkadaş fiyatın 6.000 8.000 olduğunu söylemişti. Ben de çıkışta bir sorarım fiyatı. Otelin fiyatını, ona göre bilginiz olur. Otelin önünde sanırım sadece otel müşterileri kullanıyor ki çok sakin ve güzel. Otel şöyle. Şöyle şuradan böyle otel. Bu da otelin iskelesi. Bir de şuradan çekeyim. Ve altı açtırdı. Bir çift hala onu da atıyor ya. Bu bari bir eğit tektir lan. Evet ya. Bu mekanda Hollandalı Ahmet'in yeri olarak geçiyor. Çok kaliteli bir mekan. Gördüğünüz gibi bütün motor yatlar oraya park ediyor. Kumluk Yacht Club yazmışlar. Kumluk Yacht Club Hollandalı Ahmet'in yeri oluyor bu diye biliniyor burası. İskele çıkıp bir de oradan çekeyim ben size. Burası kaliteli bir yer. Tabi biraz tuzlu burası. Evet, dediğim gibi Hollandalı Ahmet'in yeri olarak geçen yer burası. Burası kaliteli bir yer arkadaşlar. Restoranı falan popüler. Marmaris'ten birçok arkadaşımı ben buraya gelip hafta sonlarını geçirdiğini biliyorum. Şöyle göstereyim. İnternetten de Hollandalı Ahmet yazınca bulabilirsiniz. Şöyle çekeyim yeri ben size. Bilginiz olsun. Evet, bütün bir sahili baştan aşağı size gösterdim. Olan mekanları gösterdim. İnşallah bir nebze size yararımız olur. Buralara geldiğiniz zaman bütün bilgileri bilmiş olarak gelirsiniz. Çok geniş bir sahil. Çocuklar için de çok uygun. Onu söyleyebilirim. Güneş karşıdan geliyor. Bu tarafa pek iyi çıkmaz ama yine elimden geldiğince size göstermeye çalışıyorum. Oturduğumuz yere geri dönüyoruz. Şöyle yürürken bir de denizin temizliğini göstereyim size. Böyle pırıl pırıl deniz. Tertemiz. Her zaman geleneksel fiyatlardan da bahsedelim. Şöyle kahvaltılar, omletler. Şöyle sigara böreği, kalamar fiyatları burada. Burada dediğim gibi biraz yüksek. Hamburger menüleri 320 lira, 300 lira. Spagettiler 350 lira. Pizza pide de bulunuyor. Onlar da 350 lira.
deniz ürünleri, levrek, benim yediğim levrek 400 lira. İçecekler de bir arada 140 lira. Normalden daha pahalı burası arkadaşlar. Fiyatlar bu. Evet, saat 6 oldu. Adayı çıkaramadık. Hadi hadi gidelim. Hayır. Hadi gidelim kızım. Gitmemiz lazım ama. Arkadaşlar ayrılmadan önce saat 5'e 6'ya geldi. Son bir akşamüstü halini göstereyim. Şöyle çok güzel, çok sakin bir hali var. Biraz ayrılacağız burada. Çok beğendik burayı. Adayı havuzdan çıkarabilirsek günü tamamlayıp gideceğiz. Evet, dediğim gibi adayı çıkarabilirsek günü bitireceğiz ve gideceğiz. Arkadaşlar bir videomuz daha sonuna geldik. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Biz Kumlu'yu çok beğendik. Çok güzel bir yer. Tam ailece gelinecek bir yer. Halk plajda yeterli halk plajı var. Lütfen videomuza abone olmayı, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.